Hocam hafta içinde Sezen Aksu'yla böyle bir ufak bir sohbetimiz olmuştu. Ona da selam söyleyelim buradan. Seninle ilgili dedi ki, yani bu da onun da demesi değil aslında, herkes biliyor bunu. Şarkıcı, iyi bir şarkıcı olmak başka bir şey. İyi bir müzik adamı olmak bambaşka bir şey. Yani Türkiye'deki bence en önemli müzik adamlarından bir tanesisin. Sesinle. Bu arada orkestraya da bir alkış alalım, unutmayalım. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Çok önemli bir şey ya, işini iyi yapmak. Farklı mesleklerde eğitim aldım abi, biliyorsun. Veteriner hekimliği okudum. Yarım kaldı, bitmedi. İşletme fakültesi mezunuyum aslında. Sonra pazarlama iletişimi üzerine yüksek denedim. Orada da olmadı. Fakat çocukluktan beri zaten müzik var. Yani senin kendini en iyi ifade edebileceğin, hatta en faydalı olabileceğin, insanların ruhuna dokunabileceğin, onlara yol arkadaşı olabileceğin şey müzik. O yüzden bunu iyi ki seçmişim diyorum. Zaten başka bir seçim yapma şansım da yoktu. Sezen Aksu apayrı bir konu. Başlarsam susturmak güç olabilir ama çok kısa şöyle söyleyebilirim. Derler ya, Sezen Aksu bir okuldur. Evet, okuldur ama asla mezun olmak istemezsin. Hiçbir zaman istemezsin. Ben albüm yapalım dediği zaman, Sezen Hanım eğer sahnede sizinle çalmayacaksam yapmayalım albüm demiştim. O dedi ki, Hacı dedi, peşini bırakmazlar seni. Bu albümü yapacağız. Ve gerçekten her daim eğer bir müzikal yol arkadaşım varsa ve bir hocam varsa, beni yetiştiren birisi varsa, o da Sezen Aksu'dur. Sonsuz sevgiler. Harika. Harika. Engin, var mıdır örnek aldığın birisi Türk komedi tarihinde, filmlerde ya da bir yerde bir örnek aldığın birisi var mıdır? Yani çok izlediğin, sık izlediğin, sevdiğin. Şener Şen. Şener Şen tabii. Kemal Şener abi de. Yani. Ama sana bir şey söyleyeyim. Şimdi seni örnek alacaklar, biliyor musun? Çünkü bence çok iyi bir komedyensin ya. Yani zamanlaman, tavrın, tarzın, kendine has. Ya şu kendine has komedi yapabilmek ne kadar önemli bir şey. Kendine has müzisyen olabilmek ne kadar önemli bir şey. Senin için de geçerli. Senin yani çok önemli şeyler bunlar. Mesela herhalde şey yapmayı düşünmüyorsun değil mi artık? Burhan Altıntop'u yeniden yapma, yani onunla ilgili bir film yapmak ya da beklenti, bu da beklenti çünkü Burhan Altıntop'la ilgili bir şey yapmayı düşünüyor musun ileride? Hayır, düşünmüyorum. Çünkü o bir projeydi ve yapıldı, bitti. Onun devamı pek hoş olmaz bence. Hoş olmazdan kasıt, çok hassas bir adam. Yani size şöyle söyleyeyim, neden hassaslığını. Biz bir röportaj yaptık, belki ilerleyen dakikada onu yayınlayacağım. İçimdeki ses, yani içimdeki ses aslında şöyle bir şey. Herkes içindeki sesi söylese yanarız belki bir yerde. Yani çok kolay bir şey değil. İçindeki ses insanın. Sıkıntı çıkar. Sıkıntı çıkar. Ben de bu programda neler söylemek istiyorum, karşı tarafa ne sorular sormak istiyorum. Ama soramıyorum. Ben bunu dedim ki Engin'e, gel dedim seninle bir şey çekelim. Ben dedim sana direkt içimden gelen her şeyi soracağım. Var mısın dedim. Varım dedi. Dedi ki doğaçlama dedi. İstediğin şeyi sor, istediğim şeyi cevaplayacağım dedi. O da o kadar hassas noktalara değindi ki, yani ara dere anlayanlar için gerçekten de. Abi biz onları kestik. yani kestik çünkü biraz senin ığların, biraz sıkılmaların da kalmıştı. Bir hazır mı o VTR'miz, bir görebilir miyiz? Engin'e, evet, bir röportajı bir izleyelim. Biraz sert bir röportaj oldu. Engin daha doğrusu bir yazıhaneye çektim. Yazıhaneye çekerler ya adam, hani böyle bir yazıhaneye bir gelsene abi. Kardeşim. Aynen öyle bir şey yaptık, bir izleyelim, buyurun. Ne yapıyorsun Engin? İyi. Sen niye gelmedin hiç? Beyaz Şov'a niye hiç gelmedin? Yani ben aslında gelmedim. Ama hiç gelmedin çünkü yani. Evet ama bir kere gelebiliyordun yani, bir kere gelebiliyordun. Çünkü canlı yayında hayatları biten insanlar var. Okan'da çalıştın ama. Evet. Sen şimdi benim yayına niye geliyorsun? Film yaptın, onun reklamını yapmak için mi geliyorsun? Normalde çıkmayacağın bir yer değil mi? Evet yani. Çünkü benim programım popüler. Popüler bir yerde görünmek istemiyorsun. Sana ters geliyor bizim tarzımızdaki programlar, değil mi? İzliyor musun bizim programı? İzliyorum. Beğeniyor musun? Bence alanında çok iyi bir program. Ne düşünüyorsun benim hakkımda? Kuliste ne istiyorsun? Kuliste hiçbir şey istemiyorum. Çünkü canlı yayın çok zaten insanı hiç acıktırmıyor. Ne yapacaksın programda? Bizim programa geldiğin zaman? Bilmiyorum. Peki Ersin'i Mersin'i oynattın. Pek para vermek istemediğin için mi arkadaşlarını oynattın? Leyla Lidya'yı nasıl buldun? Nereden buldunuz? Filmin içinde böyle öpüşme sahneleri var gibi oluyor ama hiçbir sahne koymamışsınız sonunda. Niye?
Çünkü 40 yaşında bir adam bir kızı öpmek için film yazdı derler belki diye korktum. Ağlasana. Gerçekten ağla. Okulda çok... Ağla şu an, şu anda ağla. Onu yapamam ben şimdi. İyi bir oyuncusan ağla şu anda. Sahte ağlamamı. Hayır, gerçekten ağlamanı istiyorum. Ben onu yapamam. Yo, sadece güldüm öyle. Abi aslında bunlar konuşulmamalı programda. Açık açık soracaksın yani. Reklam yapmak için mi geldiniz kardeşim filmin reklamını? Normalde gelmezsin belki de diye sorabilmen lazım yani. Ama burada tabii o kadar konuşulmuyor her şey. Ama güzel cevaplar. Teşekkür ediyorum kardeşim benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.